Bugün çoluk çocuk, büyük küçük herkesin bilgisayar klavyesine uzandığında sapık yayınlara ulaşması işten bile değil. Bu iş bu kadar basit mi olmalı? Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK araştırabilir. İstatistiklere bir baksınlar. Devlet memurları mesai saatleri içinde kat saatlerini internette dolaşarak geçiriyorlar. Devlet memurlarının girdikleri sitelerin profili ve içeriği nedir? Evlerde, okullarda girilen sitelerin içerik tahlilleri bize ne anlatıyor? Cumhurbaşkanı, Başbakan, tüm hükümet üyeleri, tüm muhalefet partileri, Genelkurmay Başkanlığı, medya, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, bütün aileler, ülkesini, toplumunu düşünen herkes, herkese haykırıyorum. Korkunç bir saldırıyla karşı karşıyayız. Toplum beka tehlikesi altında. Buna acilen ve derhal çözüm bulmalıyız. Mecliste cinsel istismar suçlarıyla ilgili konular gündemde. İnternet ve uydudan uğradığımız çirkin saldırılar hepsinin önünde düşünülmeli. 3-5 kişiyi hadım ederek tehlikeyi atlatamayız. Lütfen işin temeline inin. Sonuçlardan daha çok sebepleri ortadan kaldırın veya engelleyin. Şimdiden tedbir alınmazsa bir süre sonra toplumun büyük bölümünü hadım etmeyi tartışmak zorunda kalırsınız. Hadi erkekleri hadım ettiniz, kadınları ne yapacaksınız? Başbakan Erdoğan'ın bu konuya derhal el atması ve seçimden önce çözüm üretmesi gerekir. Türkiye bölgesinde ve dünyada lider olmak istiyorsa maddi manevi sağlam bir toplum yapısına sahip olmak zorunda. İçten içe çürüyen, tefessüh etmeye yüz tutmuş bir toplumla hiçbir yere varamayız. Toplum çürüyor. Birileri bu çağrımız karşısında ne var bunda? İnsanların iradesi yok mu? Girmesin o siteye, izlemesin o yayınları diye ucuz bir özgürlük sloganı atabilirler. Unutmayın, sadece çocuklar değil, iradesi güçlü zannedilen herkes bu tehlikeyle karşı karşıya. Bu sapık tehlike tüm düşmanlarımızdan daha tehlikeli, daha sinsi ve daha büyük tahrip gücüne sahip. Kayseri'deki 3 masum yavrunun akıbetine ayıflanarak görevimizi tamamlamış olmuyoruz. Çözüm makamında bulunan, sorumluluk taşıyan herkese görev düşüyor hemen şimdi.